Gözünüz öyle mi duracak bu videoda? Abi canım. Yine havaya kalkmış değil mi? Güzel evet. Oldu. Hocam şimdi benim bir sorum var. Ligde... Ozan. Evet, evet Ozan. Ne haber Ozan? İyiyim, sağ olun hocam, sizi sormalı. Thank you. Sanırım lig şimdi son iki haftaya girdik. Belki de ondan mı şey oldu bilmiyorum şu anda öyle benim. Mi? Lig evet. Konusunda pek şeyim olmadı. Benim de aslında çok ilgim yok. Yani çok küçükken acayip ilgiliydim, çok severdim. Herhalde ondan dolayı bir şey oldu. Hani duygularım beni ele geçirdi. Depreşti diyorsun. Aynen. Sen burada hangi takım tutuyorsun? Ben Galatasaray'ım hocam. Yo. Yani ben takım tutmadığım şey ama Beşiktaş'a bir sempatim evet. Siyah beyazdan dolayı. Bak Kartal biraz evet, ona girerdi. Takım taraftarı olmak hocam benim aslında sorum. Yani özünde hiçbir çıkarımız yok. Bize düşündüğümüz zaman kağıt üstünde hiçbir faydası yok. Hani takımı bu kadar güzel desteklediniz, alın size şu kadar para veya şöyle bir duygu veriyoruz size falan yok. Aksine ülkemizde bir sinir şeyidir aslında. Yani hani o maça gidersiniz, hiç de rahatlayamadan çıkarsınız. Onun da etkisi bir hafta sürer yani. Bu ligin galiba ilk başlarında Fenerbahçe'nin durumundan bahsediyorsunuz. Mesela yani çok... senelerdir bitmeyen. Ha. Hani mesela yurt dışında biraz daha değişik. Mesela Amerika'yı falan düşündüğümüzde beyzbol, Amerikan futbolu mesela bir kültür. Hatta ailecek yapılan hani çocuk belli bir yaşa gelince onu maça götürürsün. Şimdi, yani bizde Kanada'da de bu... Kanada'da hokey falan. Ha mesela hı. Benzeri var ama onlar mesela biraz da oraya takılmaya bir sosyal aktivite olarak gidiyorlar. Mesela hani maç sonucu veya orada olan şey çok umurlarında değil gibi. Yok NBA'de böyle bir şey var. Bizimkine benzeyen bir şey var. Evet, Lakers'çılar bilmem neler birbirlerini yiyorlarmış. Aynen yani illaki var. Hani İngiltere'de de işte hooliganizm var vesaire ama hani bizde biraz daha değişik ve hani bu ölümüne olan sevgi, gerekirse çocuğumu satarım, işte kulübüme şey yaparım algısı veya bu bağlanmanın sebebi nedir yani? Konuşsam mı acaba bilemiyorum ki bu konu. Bu konu riskli. Şimdi size bırakıyorum. Kısa cevabını vereyim. Da ondan. Yani hakikaten işin aslında özü bu. Bir kere sosyal ve karmaşık sosyal davranış oluşturan canlılar olarak bizim bir topluluk içinde, topluluk halinde hayatta kalabilmemizin altında yatan en önemli özelliğimiz ait olmak ve aidiyetten çok hoşlanan bir biyolojik sisteme sahip olmamız bireysel olarak. Bir yere ait olduğumuzda kendimizi güçlü, tamam hissediyoruz ve aidiyeti kuvvetlendirecek her şeyi de seçimli olarak, bilişsel olarak seçiyoruz. Yani her şeyi ona göre yoruyoruz. Çünkü bu aidiyet bizi rahatlatıyor, kendimizi güvende hissettiriyor, işe yarar hissettiriyor. Yani varlığımıza bir anlam katıyor. İnsan gibi anlam arayan bir canlı için bulunmaz bir nimet. Şimdi futbol özel bir durum değil. Yani siyasete bak, efendim dini hareketlere bak. Hepsinde yani hemşeriliğe bak. İşte efendim Trabzonlu olmak var, oflu olmak var biliyorsun. Yani bu ikisi çok ayrı kategoriler. Özellikle bir ofluya Trabzonlu dediğinde arıza çıkabiliyor. Hatta aralarında böyle hafif tatlı bir gerilim de var anladığım kadarıyla. İnşallah tatlıdır yani bilemiyorum düzeyini ama herhangi bir memleketten olmak, herhangi bir kliğe ait olmak, bir işte ciddi bir dini gruba, cemaate bir şey ayrı olmak. Bunların hepsi bizim zihnimizdeki o aidiyet ihtiyacını pekiştiren bir şey. Geçenlerde Üsküdar Üniversitesi'nin Politik Psikoloji Kongresi'nde beyin ve politik davranış üzerine benden bir konuşma istemişlerdi. Onunla ilgili bir yeni literatür taraması falan yapayım dedim. Bildiklerimizde aslında çok fazla değişiklik olmamış ama bir tane çok çarpıcı yeni bir çalışma buldum. Bu da Amerika Birleşik Devletleri iki partili bir sistem olduğu için işte demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında çok fazla çalışma yapılıyor davranışsal ve beyin çalışması. Çok güzel bir çalışma vardı. Yani siyasetin insanların beyninin çalışmasını etkileyip etkilemediğine yönelik merak eden bir grubun bir seri araştırmasının sonuçlarından bir tanesi. Bir grup demokrat, bir grup cumhuriyetçi, bir grup da benim gibi siyasetle pek alakası olmayan insanları topladıkları üç grup yapmışlar. Bu üç gruba siyasetle ilgili anekdotlar söylüyorlar, işte uyaranlar gösteriyorlar ve beyinlerinin buna nasıl tepki verdiğine bakıyorlar beyin görüntüleme cihazında. Sonuç benim için gerçekten çok çarpıcı. O da şu ki ister demokrat ister cumhuriyetçi olsun yani herhangi bir siyasi partinin taraftarı olduktan sonra siyasetle ilgili gelen her türlü veri, her türlü uyaran, her türlü söz beynimizde normalde bütün insanlarda hiçbir iş yapmadığımız zaman devreye giren rölanti aktivitesi ya da default mode network dediğimiz aktiviteye benzer bir şey uyarıyor. Yani bir taraftarlığın varsa siyaset senin için otomatik pilotta gayet rahat değerlendirilebilen, hemen yorum ve sonuç üretebildiğin, hemen tarafını seçebildiğin, hemen karar verebildiğin çok kıvrak ve işlek bir alan haline geliyor. Ama
siyasetle alakası olmayan bir insana siyasi konularla ilgili bir yorum ya da soru yönelttiğinde bu insanın beyni bir anda balatayı sıyırıyor. Bir sürü kaynağı kullanması gerekiyor. Beyinde birçok farklı alan devreye giriyor. Çünkü çok fazla parametre var ve insan zihninin uğraşamayacağı kadar karışık bir mesele aslında. Yani ve yani. Taraf olmak bizi rahatlatıyor. Düşünme mesaisinden tasarruf sağlıyor. Kendimizi bir yere ait hissedip oranın ortak söylemini kendi görüşümüz gibi benimseyip hayatta çok hızlı düşünsel anlamda yol alabiliyoruz. Ve bunun tabii sosyal bir takım faydaları da var. Yalnız insanların, özellikle bireysel hayatlarında yalnız insanların sıklıkla spor kulüpleri gibi işte bu tip taraftarlıklara daha çok meyletmelerinin altında bu güvenlik ve zihinsel rahatlama isteği yatıyor. Şimdi bir takımın taraftarı olmanız, mesela Ozan'ın Galatasaray taraftarı olması onun zihninin tembelliği seçtiğine delalet etmez. Bazen bunu anlatınca takım taraftarları öfkün. Ne yani bizim kafamız az mı çalışıyorduk? Hayır. Spor taraftarlığı güzel bir şeydir. Ben neden belli bir takım taraftarıyım? Çünkü benim hayatta bu doyum aldığım başka yerler var. Metalciyim ben mesela. Anlatabiliyor muyum? Onlar popçu, ben metalci, bunlar cazcı. Ben mesela orada bir aidiyet hissediyorum. Dolayısıyla birilerinin de mesela bir futbol takımı vesaire içinde bu aidiyet hissetmesi çok sağlıklı. Aşırıya kaçmadığı sürece. Fakat gelin gelelim. İşte burayı anlatsam mı dediğim yer aslında burası. Bir siyasi klik. Dünyanın anlamına dair bir dini görüş. Bir felsefi akım. İşte faşizm gibi, komünizm gibi vesaire gibi bir ideoloji. Bu şekilde taraftar olursanız eğer bütün hayat algınızı değiştirecek bir filtreye dönüşebilir. Ve neticede siz kendinizi rahat hissetmek için milyonlarca insanı doğrayabilirsiniz. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Milyonlarca insan bu taraftarlıkla kendimizi rahat hissedeceğiz diye dünyayı cehenneme çeviren insanlar tarafından maalesef katledildi tarihte. O yüzden primat tarafımızı bilmek, hayvani dürtülerimizin farkında olmak, bu dünyayı insanca inşa edebilmemizin bana sorarsanız birinci adımı. Eğer bunu bilmezsek bunu çok insani bir şey zannedebiliriz. Halbuki bu bizim bedensel rahatlama tekniklerimizden biri. Tuvalete gitmek gibi, yemek yemek gibi, cinsel ilişki gibi. Olmazsa olmaz ama zivanadan çıktığında canımıza okuyacak çok temel özelliklerimizden biri. Aidiyet güzeldir, taraftarlık güzeldir. Dozunda kullanıldığında ve işe yaradığı sürece. Başka insanların hayatlarını, diğer taraftarların varlıklarını sorgulamaya başladığımızda, onların gerekliliklerini efendim bir şekilde gündeme getirmeye başladığımızda iş tehlikeli bir boyuta varmış demektir. Son anlatmak istediğim anekdot, geçenlerde Fenerbahçe stadının önünde bir netameli durumla karşılaştım. Bilmiyorum daha önce bunu anlattım mı? Kızımla beraber arabada oturuyoruz. Ön taraftaki arabaya Fenerbahçeli formalı önce 2 kişi, sonra 4 kişi, sonra 6 kişi, sonra sayısını sayamadığım kadar çok kişi geldi. Arabayı falan sallamaya başladılar. Biz de ne oldu dedik. Bu arada arabada da bir işte müzik açıktı. Onu kapattık, camı açtık. Ön taraftaki arabadan bir müzik yükseliyor. Ben önce ne olduğunu anlayamadım. Beşiktaş marşı çalıyormuş. O arkadaş yazık. Tam neyse derdi artık. Fenerbahçe maçının çıkışında Beşiktaş maçını açıyor. Bunu duyan Fenerbahçeli taraftarlar gelip arabaya bir taarruz düzenliyor ve kızım bana soruyor. Baba ne oluyor? Dedim kızım canlı yayında belgesel. Otur izle. Yapacak bir şey yok. Dar mı oldu ya? Ama kötü bir şey değil ki yani. Ya sonuçta kötü. Ben de sen de yap. Yani bu Fenerli veya Beşiktaşlı özel olarak söylediğim bir şey değil. Esas Boston Celtics taraftarlarını yani onlar çok fenaymış. Öyle mi?